Merhaba arkadaşlar geceniz hayır olsun inşallah YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar iki gündür video yükleyemiyorum aslında elimde e, çekmiş olduğum videolar var ama daha kalitesi edit e, yapamadım e, YouTube'a aktaramadım arkadaşlar bir fırsat bulamadım Yorumlarda yazan arkadaşlar olmuş, merak eden arkadaşlar olmuş. Çok teşekkür ederim hepinize merak eden arkadaşlarıma. Allah'a şükürler olsun ben iyiyim. E, yorumlarınıza cevap veremiyorum 2 -3 gündür. İlk kez böyle bir yorumlarınızı aksattım. Hepinizden özür dilerim. Kusuruma bakmayın lütfen arkadaşlar. 2 gündür eşim rahatsız olduğu için biraz evde. E, bunlara fırsat bulamadım işin açıkçası. Şimdi hem sizlere böyle bir kendimden haber verme adına hem de tığ oyalarım bir arkadaşımızın kolay bir modeli vardı. Hem onu videoyu çekelim dedim hem de sizlere kendimden ufacık bir haber olsun dedim. Çünkü burada gerçekten birlikte her gün video paylaşımı yapınca iki gündür de video atmayınca merak eden arkadaşlar oldu. O yüzden geldim kamera karşısına arkadaşlar. Çok da kolay bir modelimiz var. Tığ oyalarım bir arkadaşımız videosu var mı diye sordu. Kendi sayfasında da paylaşıyor videolar olunca çünkü aboneler, oradaki üyeler de istediği için yararlansınlar istiyor. Modelimiz bu arkadaşlar. Oldukça kolay. Hemen bunun yapımını anlatıp gideceğim. Biraz da yorgunum kusura bakmayın. elimdeki videolar var. Bu süre biraz video çekemesem de onları kalite edip sizlere sunacağım. Sizlerden gelen modellerimiz var. Çekmiş olduğum, hazırladığım Sizler nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. Hiçbir sıkıntı yoktur hanenizde ve bedeninizde, sağlığınızda arkadaşlar. Rabbim hepinize iyilik, güzellik versin inşallah. Şimdi ipimi tığ basına sabitledim ve başlıyorum. Bu arada şu parmağıma da temizlik yaparken böyle ahşap kenarı girdi. Daha da bir kısmı içinde kaldı. O kadar acıyor ki tutamıyorum tığıyı. İpimi tığıma sabitledim. Bir adet zincir çektim. Şöyle bir örümcek çekiyorum ilk başlarken. Başına iki kez aldım. Bir iki üç tığ battısı atladım. Dörde giriyorum. Önce bir çektim. Sonra iki. Sonra iki. Sonra iki çektim. Şöyle bir zincir çektim. Şimdi buraya giriyorum. Altı tane sık iğnesi yapıyorum. Bir iki üç dört. 5 şu an tığ tutmak bir işkence bana 6 7. tığ battı da sabitliyorum 7 6 tane çubuğa yaptım 7. tığ battı da sabitledim 1 2 3 4 5 6 zincir çektim şöyle tersini döndürdüm yazmamın başına bir aldım şu ortada tam battım tam ortasına sık iğnenin önce bir sonra iki sonra iki aldım bir tane kutucuk yaptık 3 adet zincir çektim başına bir aldım ilk baştaki sık iğneme batıyorum önce bir sonra iki sonra iki alıyorum iki tane kutucuk yaptım 6 zincir çektim döndüm başına bir aldım bakın buraya kutucuğun tepesine batıp kutucuğumu yapıyorum 3 zincir çekiyorum arkadaşlar başına bir alıyorum şu yapmış olduğumuz kutucuğu şöyle tutup ortalayıp tam kutucuk olacak şekilde batalım tığımın katısı gerdi tekrar düzelteceğim onu ben o kadar uzak ki bana bazen gör, görmekte zorlanıyorum kamera ya sığdırmak için. Bakın şu şekildeyiz. Şimdi bakın bir zincir çektim. Örümcek çekiyorum. Aşağıdan 1 2 3 atlayıp 4'e girip kapatıyorum. Bu şekilde. Şimdi tekrar bir kez daha gösteriyorum. Bir zincir çektim. Örümcek çekiyorum başına 2 aldım 1 2 3 atladım 4'e girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım bir zincir çektim şimdi buraya giriyorum bu çıkmış olduğum çubuğuma 6 tane sık iğnesi yapıyorum 2 3 4 5 6 7. kutucuğun içinde tığ battığının içinde sabitliyorum 6 adet zincir çekiyorum 2 3 çok özür dilerim 3 4 5 6 dönderdim başına bir aldım 1 2 şöyle ortadan tam buradaki sık iğnelerin tam ortasından battım önce bir sonra iki sonra iki aldım bir kutucuk yaptım araya 3 adet zincir çekiyorum başına bir alıp en baştaki sık iğneme batıyorum bir kutucuk daha yapıyorum. 2 tane kutucuğum var. 1 2 3 4 5 6 zincirle dönüş yaptım. Başına bir aldım bu kutucuğun tepesine. Batıp kutucuk yapıyorum arkadaşlar. 3 kere de çıktım. 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Bakın buradaki noktamızı ortalayıp batıyorum yine bir kutucuk yapıyoruz işlem bu bir zincir çekip örümcek çekiyorum 1 2 3 atlayıp 4'e girip kapatıyorum yine bir zincir çekip örümcek çekip bu işlemi yapacağız arkadaşlar alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek üst kısmını yapalım renkli ipimi aldım ipimi tığıma sabitliyorum düz yüzünden arkadaşlar burası şuradaki ilk kutucuğun içine girip ipimi sabitliyorum 1 2 3 adet de zincir çektim şimdi ben burada 8 tane ilmek topladım ama sizler 6 da toplayabilirsiniz size kalmış başına bir aldım girdim ilmek aldım uzattım bir başına bir aldım girdim ilmek aldım uzattım 2 3 çok fazla uzatmıyoruz 4 5 6 8 Şurayı tutuyorum ipime İpin ucunu alıp hepsini içinden geçtim. Tuttuğum noktaya girip şimdi şöyle çekiyorum arkadaşlar. Anız katını almışım hemen düzeltelim. Evet bakın içine girdim ipin ucunu aldım şurayı biraz geniş kapatıyorum böyle bir zincir çektim bu geniş kapattım noktaya girdim 1 2 sık iğne yapıyorum 3 4 5 6 7 ben 8 tane yapıyorum buraya da sık iğneyi başına bir aldım şimdi buraya buraya 2 tane yapacağız bu işlemden bu tepe kısmına başına bir aldım girdim ilmek aldım bir başına bir al gir ilmek al iki başına bir al gir ilmek al 3 4 başına al gir ilmek al 5 6 7 8 İpin ucunu alıyorum şöyle de tutarak orayı hepsinin içinden geçtim tuttuğum noktaya girip çekiyorum İpin ucunu alıp şurayı şöyle biraz gevşek kapatıyorum bir zincir çekip bu gevşek kapattığım noktaya girip 8 tane sık iğne yapıyorum yuvarlıyor o kendini 3 4 5 6 7 8 başına bir alıyorum bu orta yuvaya tekrar yapacağım birinci ilmeğin başına al gir 2 3 4 5 6 7 8 6 ilmek de toplayabilirsiniz arkadaşlar. Şu ipimi tutuyorum. İpin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim. Tuttuğum noktaya girdim. Şimdi çekiyorum parmağımdaki ipi. İpin ucunu alıp ilmek edindim. Her iki ilmeğimi kapattım. Dediğim gibi biraz gevşek kapatıp buraya giriyorum. 8 tane sık iğne yapıyorum. 4 5 6 7 8 Bakın. Şimdi şuradaki son kutucuğumu yapacağım. Bu da ortanın olduğu bu şekilde. Başına bir alıp buradaki kutucuğuma giriyorum. Yine 8 tane ilmek topluyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. İpini şöyle tutuyorum. İpin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim. Bu tuttuğum noktaya giriyorum çektim ipin ucunu aldım şu iki ilmeğimi biraz gevşek kapattım bir zincir çektim bu gevşek kapattığım noktayı yuva yapıp 8 tane sık iğne yapıyorum burayı 6 tane ilmek toplayıp bu üzerindeki sık iğneleri de 6 tane yapabilirsiniz arkadaşlar 8 şimdi 1 2 3 zincir çektim yuvanın içine girip kapattım bir de zincir çektim hemen ipimi koparttım bakın bu kadar İnşallah anlatabildim arkadaşlar hepinize sonsuz teşekkür ediyorum bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar